Selamlar, yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün Efsane mi Gerçek mi serisinin 4. bölümünü çekiyoruz. En son attığım Efsane mi Gerçek mi videosuna tamı tamına 45.000 like geldi. Ve bu 45.000 like sadece bir günde geldi arkadaşlar. Siz bu kadar like attınız diye ben de bunun yeni bölümünü çekmeyi düşündüm. Geçen videoda 25.000 like gelirse yeni bölümünü çekeceğim demiştim. 25.000 like'ın fazlasını attınız. Şimdi ise 40.000 like istiyorum arkadaşlar. Bu videoya 40.000 like gelirse Efsane mi Gerçek mi serisinin yeni bölümü gelecek arkadaşlar. En kısa zamanda atmaya çalışacağım. Ki atıyorsanız zaten çok teşekkür ederim. Bunlar beni cidden mutlu ediyor. Arkadaşlar bugün sizlerin attığı yorumlardan 20 tane yorumu derledim ve en ilginçlerini buldum sizler için. Bu arada arkadaşlar 400.000 aboneye ulaştık. Çok hızlı bir şekilde oldu cidden. Çok teşekkür ediyorum sizlere. 500.000 abone olmamız için bana destek olabilirsiniz. Aşağıdan bence bir abone olursanız güzel olur yani. Arkadaşlar ilk yorumumuz Yavuz Efe Uysal'dan gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Savaş topunda seyirciler top nereye giderse oraya bakar demiş. Şimdi bunu deneyelim. Bunun için dostluk maçı oluşturacağım. Dostluk maçından seyircili bir harita var biliyorsunuz. Süper Stadyum diye geçiyor bu. Şimdi gördüğünüz gibi sağ tarafta ve sol tarafta seyirciler var ve seyirciler sanırım şu an topa bakıyor. Fakat ben topu alırsam seyirciler nereye bakacak acaba? Şu an çok merak ediyorum. Şu an top bende ve topa bakıyorlar gördüğünüz gibi. Şu an şuradaki seyircilere bakarsanız seyirciler tam olarak topa bakıyor. Yukarıya doğru gidersen seyirciler hala beni izliyor. Bu bilgi efsane değilmiş ve gerçekmiş ve cidden ilginç bir şey. Ben bunu şu an yeni keşfettim. Bunu önceden bilen var mı? Yorumlarda söylesin. Bakın sağ tarafta bir robotlar topu izliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu bilgi doğruymuş arkadaşlar. Bu yorum ise Mehtap Öztürk Avcı'dan gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Jesse'nin ikinci yıldız gücünü kullan abi. Penny al. Penny'nin tariti yerden vuruyor demiş. Bakalım bu doğru mu? Arkadaşlar Jesse'nin ikinci yıldız gücü şok atışı oluyor. Yani hızlı bir şekilde yerden vurmasını sağlayan bir güç. Fakat bunu Penny'ye uygularsak ne olur bunu bilmiyorum. Eğer yerden vurursa cidden çok ilginç bir görüntü ortaya çıkar. Şimdi Penny'yi seçip hızlı bir şekilde oyuna giriyorum. Penny'yi seçip hızlı bir şekilde oyuna girdim. Yıldız güçlerini karıştırdık ve bunu savaş yapında deneyeceğim. İlk önce yapmam gereken şey ultiyi doldurmak. Ultiyi çok kolay bir şekilde doldurdum. Şimdi Penny'nin taretini buraya atıyorum ve Penny ile Jesse'nin taretini karıştırdık arkadaşlar. Bakalım Penny'nin tareti yerden mi vuracak, havadan mı vuracak? Şimdi düşman abi yerden vuruyor. Biraz önce maç bitti fakat yerden vurduğunu görmüş olmanız lazım. Cidden çok ilginç bir şey arkadaşlar. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bu bilgi doğruymuş. Bu bilgi ise Baber Deli baştan gelmiş. Detay. Bron 4 roket yıldız gücünü al ve hızlıca karla maça gir. Kar 2 kazma birden atabiliyor. Şimdi bunu deneyelim. Arkadaşlar Bron 4. roket yıldız gücünü aldım ve bunu karla uygulayacağım. Karl'ın 2 tane kazması var fark ettiyseniz. Normalde Karl tek kazma atabiliyor. Bakın şimdi şuradan 2 tane kazma atıyorum. 2 tane kazma birden atabiliyor. Bu bilgi doğruymuş. Bu bilgi efsane değilmiş. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Karl bence böyle oynaması daha zevkli bir karakter oldu. Şimdi yeni bilgiye geçelim. Abi Dynamite'ın her tarafa dinamit atan aksesuarını seçip Barley'i hızlı bir şekilde seç. Oyuna yaparsan Barley Dynamite'ın aksesuarını kullanıyor demiş. Şimdi buna bakalım. İlk öncelikle Dynamite seçeceğim arkadaşlar bunu yapmak için. Ve şimdi bunu Barley'e uyarlayacağım. Dynamite'la Barley'i karıştırmışım. Maça giriyorum arkadaşlar. Bakalım cidden Barley etrafa Dynamite gibi dinamit atıyor mu buna bakacağız. Şimdi aksesuara basıyorum. Abi bildiğiniz etrafa Dynamite gibi dönüyor. Bu bilgi gerçekmiş ve bildiğin deli gibi döndü etrafa. Bir kez daha deneyelim isterseniz. Tam olarak ortada yapacağım. Bakalım düşmanlar hasar veriyor mu? Etrafa vuruyorum ve hasar verebiliyor mu? Bir tanesini de değdiremedim be. Bu yorum için çok teşekkür ederim. Bu da efsane değil. Bu bilgi de doğru. Çılgın kardeşler demiş ki efsane mi gerçek mi? Abi Mortis'in sarmal yılanıyla Piper'ı birleştir. İnanılmaz atış mesafesi yükseliyor demiş. Hadi bunu deneyelim. Arkadaşlar ilk önce size ben Piper'ın normal mesafesini göstermek istiyorum. Arkadaşlar tam olarak sol tarafa gittim ve Piper buradan buradaki şeylere kadar vurabiliyor. Peki bunu Mortis'in sarmal yılanıyla birleştirsek ne olur şimdi buna bakalım. Şu an bambaşka bir karakter var. Piper'la Mortis'i karıştırdık ve Mortis'in şu an sarmal yılanında oldu. Ben nişan alıyorum. Gördüğünüz gibi mesafesi uzamış. Biraz önce oradaki şeylere kadar anca vuruyordu fakat şimdi şeylerden daha uzağını görebiliyor. Bir de aksesuara basarsak ne olur? Abi Piper şemsiyesiyle beraber dönüyor yalnız. Bence bu daha ilginç bir şey. Bu bilgi de doğruymuş. Bu yorum ise Arda'dan gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Tarının can veren yıldız gücüyle Jesse karışınca Jesse'nin tarihi size can basar. Abi bu çok ilginç bir şey yalnız. Jesse'nin tarihi bize can basarsa ne olur cidden çok merak ediyorum. Hadi bunu deneyelim. Bu güç sayesinde Tara can alabiliyor arkadaşlar bunun klonundan ve bunu seçiyorum. Şimdi bunu Jesse ile karıştıracağım. Jesse ile beraber hızlı bir şekilde oyuna giriyorum arkadaşlar. Jesse ile tarihi karıştırdım. İlk önce yapmam gereken şey ultisini kasmak Jesse'nin. Ve cidden Jesse'nin tarihi Jesse'ye sağlık basıyorum. Bunu deneyeceğiz şimdi. Şu an gördüğünüz gibi Tara'nın aksesuarını da kullanabiliyorum. Arkadaşlar şu an ben Jesse'nin ultisini tam olarak burayı kuruyorum ve canımın azalmasını bekleyeceğim. Jesse'nin ultisini kurdum. Bakalım Jesse'nin ultisi bana can basacak mı? Basmıyormuş abi. Ben basmasını bekliyordum. Bu bilgi efsaneymiş. Keşke doğru olsa Jesse'nin ultisi bize can bassaydı. Fakat basmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu yorum ise Sabir Abbasoğlu'dan gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Penny'nin aksesuarını Jesse'de kullanırsan Jesse'nin tariti bomba atar. Şimdi bunu deneyelim. Arkadaşlar bu aksesuar sayesinde Penny etrafına hasar veren ve bombalar saçıyor. Peki bunu Jesse'de kullanırsak ne olur şimdi buna bakalım. Öncelikle Penny'yi seçtim. Bunu Jesse ile karıştıracağım. Jesse'yi seçip hızlı bir şekilde oyuna girdim arkadaşlar. İlk önce ultimizi dolduralım. Arkadaşlar şu an ultimi doldurdum. Taret tam olarak buraya atıyorum ve taretim patlatacağız arkadaşlar. Tareti patlattım ve taret etrafına bombalar saçtı abi. Jesse'nin taretini patlatıyorum. Etrafına bombalar saçıyor. Abi bu bilgi doğru. Şimdi diğer yoruma geçelim. Bu yorum ise Yasin Tekcan'dan gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Abi 8 bitin Mr. P'ye uyarlarsan Mr. P'nin hem ultisinin etrafında hem de etrafında çıkan küçük şeyin etrafında 8 bitin ultisinde güç arttırıcı olacak. Lütfen dene demiş. Sonra böyle bir şeyler yapmaya çalışmış. Şimdi bunu deneyelim. İlk önce 8 biti seçiyorum ve artırılmış artırıcı yıldız gücünü seçmeniz lazım. Bunu Mr. P'ye uyarlayacağız arkadaşlar. Şimdi Mr. P'yi seçip hızlı bir şekilde oyuna gireceğim. Arkadaşlar Mr. P'den şu
an 8 biti karıştırdım. Hızlı bir şekilde oyuna giriyorum. İlk önce yapmamız gereken şey Mr. Pin ultisini kasmak. Ve bu bilgi doğru muymuş, buna bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ben Mr. Pin ultisini topladım. Şimdi Mr. Pin ultisini buraya atıyorum ve etrafında bakalım. Mor bir şey var mı? Etrafında mor bir şey var. Aa, abi TRT'nin etrafında da mor bir şey var. Çok iyi değil mi? Yürüyen hasar arttırıcı arkadaşlar. Görüyorsunuz, inanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. 2200 vurmamızı sağlıyor. Bu bilgi doğruymuş. Şimdi diğer yoruma geçelim. Bu yorum ise hediye Pınar'dan gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Abi B'nin aksuarını boya koyarsak oyun hata verir demiş. Şimdi bunu deneyelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi B'nin bir aksuarı var. Etrafına bal dökmesini yarıyor. Bo'nun da bir aksuarı var. Etrafına totem koyup ultisini kasmanızı sağlıyor. Peki ikisini karışırsak oyundan atar mı, buna bakalım. İlk önce B'yi seçiyorum ve bunu boya uyarlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an B ile boyu karıştırdım. Eğer aksuarı koyarsam oyun hata verecek mi, cidden çok merak ediyorum. Koymaya bile korkuyorum şu an, ban yerim diye. Şu an aksuarın koyma tuşuna bastım. Bu ne be? Abi bu bambaşka bir şey oldu yalnız. Yani şu an hem yavaşlatıyor yan bize ulti sağlıyor mu bilmiyorum. Bunu kesinlikle deneyin. İlginç bir görüntü ortaya çıkıyor fakat oyun hata vermiyormuş. Korkmadan deneyebilirsiniz. Bu bilgi efsane değil. Bu bilgi de doğruymuş arkadaşlar. Bu yorum ise Samet Kurban'dan gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Jesse'nin tamir yıldız gücünün itaya uygula. Hadi bunu deneyelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yıldız gücü olarak tamiri kullandığınızda Jesse taritine nişan alarak ona cam basabiliyor. Peki bunu Nita'da uygularsak Nita ayısına vurarak cam basabilir mi, buna bakalım. Nita'yı seçip hızlı bir şekilde oyuna gireceğim. Nita ile Jesse'yi karıştırdım arkadaşlar. İlk önce yapmam gereken şey ulti kasma. Birazdan karşınızda bambaşka bir karakter olabilir. Cidden benden olacak bilmiyorum. Arkadaşlar şu an ben Nita'nın ultisini kastım. Ayıyı buraya bırakıyorum. Ayının canı azalınca ayıya vuracağız ve ayının canı artacak. Buna bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayıya vuruyorum ve ayının canı artmıyor. Ben artacağını düşünmüştüm. Bu bilgi efsaneymiş arkadaşlar. Bu bilgi doğru değilmiş. Arkadaşlar şimdi diğer yoruma geçelim. Bu yorum ise Osman Eren'den gelmiş. Abi Mortis'in sarmar yılan yıldız gücü bütün karakterlerin mesafesini arttırıyor fakat Jackie'de sanırım olmuyor. Ben denedim, olmadı ama ben yanlış yapmış olabilirim. Sen yine de dene demiş. Bunu deneyelim şimdi arkadaşlar. Öncelikle size ben Jesse'nin normal mesafesini göstermek istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Jesse'nin şu an mesafesi bu şekilde. Şimdi ise bunu Mortis'le karıştıracağım. Jackie'nin mesafesi sanırım artacak. Bakın şu an bu şekilde artmadı. Abi artmadı yalnız. Bu bilgi doğruymuş. Efsane değilmiş. Ben bunun artacağını düşünmüşüm. Fakat cidden artmıyor gördüğünüz gibi. Peki Mortis gibi dönersek ne olur, buna bakayım. Abi manyak dönüyor yalnız. Bildiğiniz Mortis olmuş Jackie bu arada. Shelly'nin yara bandını BB'ye seçersen BB'nin mor şeyi dolunca can geliyor durmadan demiş. Hadi bunu deneyelim. Arkadaşlar Shelly'nin yara bandı yıldız gücünü şimdi BB'ye uygulayacağım. BB'yi seçtim ve hızlı bir şekilde oyuna giriyorum. BB ile Shelly'yi karıştırdım arkadaşlar. Bakalım BB'nin canı cidden durmadan artacak mı? İlk önce Shelly'nin aksesuarını denemek istiyorum BB üzerinde. Şöyle bir atılalım. Abi bildiğin yalnız Shelly gibi olduk. Şimdi canımın azalmasını sağlamaya çalışacağım. Vur. Öldüremez ki Poco beni. Biz bir şeyli olduk arkadaşlar. Şu an canımız durmadan artıyor. Beni kimse öldüremez ki şu an. Bibi vurmadığı sürece ölümsüz oluyor bu yıldız gücünde. Bu yoruma doğruymuş. Şimdi diğer yoruma geçelim. Bu yorum ise Edalet Rızaev'den gelmiş. Efsane mi gerçek mi? Sandy seçip Nita'ya girersen Nita'nın ayısı etrafında görünmez çember olur demiş. Şimdi bunu deneyelim. Şu an ilk defa Sandy ile Nita'yı karıştıracağım arkadaşlar. Cidden benden ne olacağını bilmiyorum. Sandy'nin herhangi bir yıldız gücünü seçebiliriz burada. Şimdi ise Nita'yı seçip hızlı bir şekilde oyuna gireceğim. Nita ile hızlı bir şekilde oyuna girdim arkadaşlar. Bakalım Nita'nın ayısının etrafında bir tane kum fırtınası olacak mı? İlk önce bunu yapmak için ulti kasmamız lazım. Arkadaşlar şu an ben Nita'nın ultisini topladım. Ayı sen buraya bırakıyorum, etrafında kum fırtınası olacak mı? Olmadı abi ama ben olacak zannetmiştim. Büyük bir heyecanla koymuştum ama olmamış etrafında kum fırtınası. Bu bilgi efsaneymiş fakat Sender'in yıldız gücünü kullanabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Sender'in aksesuar gücünü kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu bilgi efsaneymiş, şimdi diğer yoruma geçelim. Detay: Spike'ın falsolu atış yıldız gücünü Kurova eklersen Kurova'nın ultisindeki bıçaklar falso olur demiş. Hadi bunu deneyelim. Arkadaşlar bu yıldız gücü ne işe yarıyor, ilk öncelikle ona bakalım. Arkadaşlar şu an yıldız gücünü ateş ediyorum. Gördüğünüz gibi Spike'ın mermileri etrafa saçılıyor. Bu yıldız gücünün amacı bu. Peki bunu Kurova'da denersek Kurova'nın bıçakları etrafa saçılır mı, buna bakalım. İlk öncelikle Spike'ı alıyorum. Şimdi ise Kurova'yı alıp hızlı bir şekilde oyuna gireceğim. İlk önce yapmamız gereken şey Kurova'nın ultisini kasmak. Hızlı bir şekilde Kurova'nın ultisini kasacağım şimdi. Yalnız arkadaşlar şu an Spike'ın aksesuarını kullanırsam şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakar mısınız? Spike'ın aksesuarını kullandım ve Kurova'dan Spike aksesuarı çıkıyor ve esrafa yayılıyor. Bu cidden ilginç bir şey. Şimdi Kurova'yla beraber zıplayacağım. Bakalım falso alacak mı? Şu an zıplıyorum arkadaşlar. Bakalım. Abi etrafa saçılıyor cidden. Abi bu bilgi doğruymuş. Abi çok efsane yalnız bu. Arkadaşlar Kurova olan Spike'a karıştırdık. İnanılmaz bir şey ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi etrafa saçıldı. Bir kez daha ultisini dolduruyorum sizler için. Arkadaşlar bir kez daha zıpladım ve Kurova'nın ultileri etrafa yayıldı. Hem Spike gibi falso oluyor hem de zehirini kullanabiliyorsunuz. Bu cidden inanılmaz bir şey. Bu bilgi de doğruymuş arkadaşlar. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Hesabında Spike ve Kurova olanlar varsa yorumlarda belirsin lütfen. Abi Pemin vurdukça iyileşiren yıldız gücünü seç. 8 bit seç. 8 bit her vurduğunda iyileşiyor demiş. Şimdi bunu deneyelim. Arkadaşlar Pemin anne kucağı yıldız gücünü seçiyorum ve bunu 8 bit uygulayacağım. 8 bitle oyuna girdim. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Ben de bilmiyorum. Hem 8 bit hem PMG'den inanılmaz çok güçlü bir karakter olur. Bu sefer ulti kasmama gerek yok. Canımız azaldı gördüğünüz gibi ve her vurduğumuzda cidden canımız artıyor. Ama düşmana vurmanız lazım. Bu bilgi doğruymuş. Şu an 40 canım artıyor. Fakat düşmana vurmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar aynı zamanda şu an Pem'in aksesuarını kullanıyorum gördüğünüz gibi. Pem'in aksesuarına basarsam gördüğünüz gibi Pem'in aksesuarı da etrafına sağlık veriyor. Yani tamamen inanılmaz bir karakter ortaya çıkarttık. 8 bitten Pem'in karışımı cidden çok güzel oluyormuş. Kesinlikle deneyin bunu. Bu yorum ise Selma Durmuş'tan gelmiş. Abi
Piper ultisini atıp aynen aksiyonlarda kullandığında havada ateş ediyor demiş. Şimdi bunu deneyelim. Bunu yapmak için sadece Piper'ı seçmemiz yetiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Piper'ı seçip elmas maden haritasına girdim gene. İlk önce yapmam gereken şey ultiyi toplamak, sonra bir tane rakibin yanına gidip ultiyi basmak ve aksis start tuşuna basmak olacak. Arkadaşlar şu an ben Piper'ın ultisini doldurdum. Şimdi herhangi bir düşmanın yanına gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar kullandım fakat aksesuarı kullanamıyorsunuz bunu yapınca. Biraz önce gördüğünüz gibi zıpladım. Aksesuarı da kullanma tuşuna bastım fakat aksesuarı kullanamadık. Bu bilgi efsaneymiş arkadaşlar. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi daha fazla Brawl Stars videosu için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın. Bay bay.